Hoş geldiniz öncelikle. Dobro došli. Benim için yeni bir heyecan, yeni bir ülke. Ovo je za mene novo iskustvo, nova zemlja. Tabii çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşündüğümüz bir takım. I ovo je novi klub u kojem ćemo uraditi dosta dobro. Tabii bazen buraya uyum sağlamak biraz problem olabilir. Ali zna se desiti nekad da se moramo naviknuti na nova područja. Uyum sürecini en kısa sürede çözebileceğimizi düşünüyorum. Ali sve ću dati od sebe da se naviknem što prije. Tabii Türkiye'deki işleyişler, buradaki işleyişler çok farklı. Kao što znate, u Turskoj sistem je drugačiji nego ovdje. Ona alışmak biraz zor olacak ama... Malo će mi trebati da se naviknem na to. Zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ali vjerujem da ćemo prijeći preko toga. Geçen sene bu takım birlikte 7. bitirmişti. Prošle godine ovaj klub je završio na 7. mjestu. Ondan önceki senelerde küme düşme pozisyonunda oynayan bir takımdı. Godine prije prošle godine klub je završio na začelju. Her sene kendini geliştiren. I svake godine ovaj klub ide na bolje. Bir kulübümüz var. İmamo klub. Bu sene de tabii ki beklentiler. I naravno ove godine očekivanja su. Hem benden hem takımdan. I od mene i od tima. Biraz daha yukarılara oynamak. Su da budemo na što boljoj poziciji. Bunu başarabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. I vjerujem da imamo snagu da to postignemo. Her sene step by step, adım adım. Svaki godine idemo stepencu po stepencu prema gore. Hem kulübün gelişimi. I za razvoj kluba. Hem de sıralamadaki yukarıya gelişmemiz. A i što se tiče ljestvice, znači idemo prema gore. To je hedefimiz olacak. İmamo naravno cilj. Genç oyuncular alındı takıma. Uzeli smo mlade igrače. Tecrübeli bir iskeletimiz var. İmamo znači kostur sa iskustvom. Tecrübeli genç oyuncuları. I to iskustvo sa novim mladim igračima. Hem tecrübeli hem de mücadele gücü yüksek olan. Sa igračima koji će da napadaju i sa iskustvom. Bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Napravili smo dobar tim. Onun için kampta çok iyi çalışmamız gerekiyor. I zato moramo na pripremama dosta da radimo. Şu an 3 günlük bir beraberliğimiz oldu antrenmanlarda. Dosta smo 3 dana proveli zajedno sa igračima na treninzima. Daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. I vidim da trebamo puno da radimo. O yüzden Türkiye'ye kampa gitmeyi planlıyoruz. I zato želim da idemo što prije na pripreme u Tursku. En kısa zamanda Türkiye'ye gidip orada 15-20 günlük bir kamp süreci, iyi bir kamp süreci geçirmek istiyoruz. U Turskoj planiramo 15 do 20 dana da budemo tamo na pripreme, da se dobro pripremimo. Ve sezona en hazır şekilde girmeyi planlıyoruz. I želimo da se spremimo dobro za ovu novu sezonu. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. To je ono što vam želim reći, ako imate neka pitanja. Rekli ste sutra, jel tako da se putuje za Tursku ili je to malo prolongirano i koliko igrača planirate odati u Tursku? Şimdi Türkiye kampa yarın mı gitmeyi düşünüyorsunuz ve toplam olarak kaç? Oyuncularımız, izin verdiklerimiz, yeni gelenler bugün hemen hemen hepsi gelecekler. Danas bi trebali svi igrači da se okupe na treningu. Tabi bazı prosedürlerde takıldığımız noktalar var. Ali imamo i neki mali sitnica u onaj proceduri. Buna je kısa zamanda halledim. I gledat ćemo to da što prije riješimo. En yakın tarihte Türkiye'ye gideceğimizi söylemiyorum. Mogu reći da ćemo ići što prije u Tursku. I vaktimiz var 21 Temmuz'da sezon. Jer imamo dosta vremena onaj do početka sezone. Ama dediğim gibi prosedür problemlerini en kısa zamanda kulüp yöneticilerimiz halledecek. Ali prava kluba će naravno trebati da riješi ove neke probleme u proceduru. Problemleri bitirdikten sonra Türkiye'ye yolculuğa başlayacağız. I kad se te procedure završi, idemo odmah u Tursku. Svjedoci smo ovih dana dolaska novih igrača. Da li je
završen prilazni rok ili ćete možda dovesti još kojeg igrača? Prije svega tu mislim na stoperskoj poziciji i na poziciji lijevog bočnika. Şimdi yeni oyuncular alındı. Transfer vakti bitti mi ve stoper ve sol bek oyuncularını alacak mısınız, almayı düşünüyor musunuz? Şu anki kadromuzda baktığımız zaman yeterli sayıda oyuncumuz var. Sada kad pogledam celokupni tim, vidim da imamo igrače na tim pozicijama. Kampta benim istediklerim, benim oyun felsefemle ilgili, düşündüklerimle ilgili oyuncuları da görmek istiyorum. I naravno ono što ćemo vidjeti na pripremama u Turskoj, znači moja filozofija, moje igre i kako ja planiram da igraju igrači, to ćemo vidjeti tamo na pripremama. Eğer eksik bölgelere de ihtiyaç hissedersek? Ako vidimo da nam bude fallo igrača na tim nekim pozicijama. Sadece stoper ve sol bek için geçerli değil, bütün alanlar için, bütün bölge için. To nije samo za stopera i za lijevog bočnog. Za sve pozicije. İhtiyaç dahilinde gerekirse transfer yapacağız. Ako nam bude potrebno, uradit ćemo još transfera. Jel ovaj stručni štab kompletiran pored vas, Almir Safirović i Ibro Hodžić, hoće li biti još koji trener u stručnom štabu? Almir, siz deli hođamuz, ve Ibro, siz mi kalıyorsunuz, yani oluştur olduğumu, antrenör takımı veya başka bir antrenör almayı düşünüyor musunuz yardımcı? Tabii buraya gelirken kendi ekibimle gelmeyi de düşündüm. Ovdje, prije nego što sam dolazio ovdje, razmišljao sam da dođem sa svojom ekipom. Ama buradaki Bosna'nın teknik adamların da bu işin içinde olmasını istedim açıkçası. Ali želim da treneri budu i odavde, sa ovog područja. Onlardan da destek alabileceğim çünkü oyuncuları, çevreyi, her şeyi iyi bilen iki tane teknik adam. Jer oni znaju ovdje mentalitet ovog regiona i znaju, dobro poznaju igrače i da ću uzeti pomoći od njih. Başkanımızdan bu yönde iki tane yerli, iki tane yerli teknik adamla çalışabileceğini söyledik. Predsjednik kluba je rekao da ćemo biti sa, da ćemo raditi sa dvojicom, to jest ljudi koji su iz Bosne. Almir ve İbrahim Hoca'yı tercih etti kulübümüz. Almira i İbro. Ben de onlardan şu an çok memnunum. İyi aslan trenerlikle zadovoljan. İkisinin de çok iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Jedan i drugi su dobri treneri. Beraber uyum içinde çalıştığımız sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. I mislim da ćemo se dobro slagati zajedno. Tabii ki yanıma da Türkiye'den bir yardımcı almayı düşünüyorum. I naravno razmišljam iz Turske da dovedem jednog pomoćnika još. Koliko će igrača ići na pripremu? U Tursku? Türkiye kampa kaç oyuncu gidecek? Türkiye kampa 28 oyuncu gideceğiz. Otprilike 28 igrača. Tabii gençlerden zaman zaman belki oraya katılıp o genç oyuncuları yetiştirme konusunda da birkaç tercihimiz olabilir. Bu sayı ileriki günlerde de değişebilir. Çünkü gidip gelecek olanlar oyuncular olabilir. Naravno, uvijek se desi da naknadno bude igrača koji će doći. Kamp kadromuz 28 kişi olarak düşünüyorum. Koji će doći, ali trenutno 28 igrača, to ćemo znati u skorije vrijeme, tačan broj. Trenirali ste Senija Debričića u Kasim Paši i on za vas ima samo riječi hvale. Senijad İbričići, on nam trenörüydünüz ve sizin hakkında hep övgüyle bahseder. Ben de Senat İbričiç'e teşekkür ediyorum. Zahvaljujem se, naravno, Senijad. Çok iyi bir oyuncuydu, gerçekten keyifle çalıştığımız oyunculardan bir tanesiydi. Vrlo je kvalitetan igrač i bilo mi je zadovoljstvo da zajedno radimo. Buradaysa onunla görüşmek, onunla gelip bir kahve içmek isterim. I naravno, ako bude tu, želim sa njim da popijem jednu kahve. Bosna'da onları takımınızda görüyor musunuz ilerideki bu sezon için? Dilavimle herhangi bir problem yok. Anlaşmamız sağlandı. Onlar takım içinde olacak. Dilaver će biti zajedno sa nama. Znači ugovor je završen. Ve diğer oyuncularla herhangi bir problemimiz yok. I nemamo problema sa drugim igračima. Kulüp yöneticilerimiz gayet iyi çalışıyorlar. Uprava kluba radi veoma dobro. En iyi oyuncuları buraya kazandırmak için ciddi bir mücadele veriyorlar. I trenutno radi na tome da zadrži
dobre igrače. Bu ortamı gören diğer oyuncular da Çelik Kulübü'ne transfer olmak için gerçekten can atıyorlar diye biliriz. I možemo reći da i drugi igrači gledaju da 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 dođu u Čelik da 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 igraju. I tako možemo što Čelik za her şeyi yapıyoruz. I sve dajemo od sebe da napravimo dobro dobro ekipu. Ama futbol derci sonucu endeksli. Bir daha söyleyeyim. Futbolda bütün başarı sonucu endeksli. Uf, nogomet je najvažnije, znači herkes sonuca bakıyor. Na ono na kraju kapsamda konuşmalarımız başarı üzerine. Tabii ki her takım kazanmalı. Sad su naše priče, motivacija na tome na, da budemo što bolji. Her takım kazanmalı başarı olmak için bir yere bir takıma gider. Svaki trener ide u novi klub da bi postigao što je yapacağı doğru budući. Çalışmalar. Sa onim pravim stvarima. Seçeceği doğru ilk 11. Sa prvi 11 igrača koje će on odabrati. Ve bekleyen yardımcı oyuncuların kalitesi. I kvalitet onih igrača koji su u zamjeni. İletişim. Komunikacija. Bu bizi başarıya götürecek adımlar. To su koraci koji će nas odvesti bunun için, gore na... Bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. I mislim da trebamo puno rad da bi ovo postigli. A koji danas kada bi potpisan ugovor sa trenerom? Da li ste se čuli sa bivšim trenerima Čihati Arslanom i Adnanom Ornekom, kako bi vam i oni prenijeli neka svoja iskustva ovdje iz Premier Lige, budući da je ovo za vas sve novo, da tako kažem. Önceki antrenörlerle görüştünüz mü Cihat Arslan ve Adnan Bey ile? Görüştünüz mü? Yani onlar kendi tecrübelerini sizinle paylaştı mı? Cihat Hoca benim arkadaşım. Gospodin Cihat je moj prijatelj. O da iyi bir teknik adam. I on je vrlo dobar trener. Daha önce de iyi bir futbolcuydu. I naravno bio je dobar futbaler. Karşı çok maçlarımız oldu. Igrali smo puno utakmica zajedno. On je stopera, ja sam napadač. Onu geçmek biraz zor davadan gerçekten. Imao sam problema da njega izrebam. Onunla da görüştüm, onunla ilgili bilgileri aldım ondan. I naravno sa njim sam se čuo i uzeo sam... Yardımcısı Toprak Hoca da çok değerli bir teknik. Dobre informacije što se tiče ovog kluba. Onunla da görüştüm. I sa njegovim pomoćnikom Toprakom sam se tako Adnan Hoca ile daha görüşemedim ama ileriki zamanlarda onunla da görüşmeyi düşünüyorum. Sa gospodinom Adnanom još nisam razgovarao, ali planiram naravno sa njim da razgovaram. Hvala.